İyiler. Ne diyelim? İyiler. Çok selamlar var herkese. Dua ediyorlar bol bol. Dua istiyorlar. İnanılmaz huzurlulardı. İyilerdi. Elhamdülillah. Her zaman söylüyorum ben bunu. 7,5 ay önce de söylemiştim. Doğrular ya. Hani doğru insan, yanlış olmayan bir insan nasılsa Ali Fuat Bey öyle içeride. Doğruluğun verdiği rahatlığı da görüyorsunuz. Onu da gördük. Huzurlu bir şekilde, inanın şu anda huzurla çıktık dışarıya onu gördükten sonra. Şey, iddianame yazılmadı. Uzatılıyor. İsteyerek uzatıyorlar herhalde. Ne söyleyebiliriz? Kızım benim hukuku daha böyle şeyle anlatabilir. Geciktiriyorlar. Geciktiriyorlar ve bilemiyorum. Hani ne denir kızım? Yani, siyasi iradeyle yapılan evet, bir yani dava hukuk, zaten. Hukuk devleti değiliz artık biz. Yani ben artık bunu diyorum çünkü 8 ay geçti. Sözde, yani bu operasyonlar yapılmadan önce sözde çok sağlam delilleri vardı. Her yerde herkes bunu söylüyordu ama o delillerden niye bir iddianame oluşturulamıyor o zaman? Çünkü yok. Ya hiçbir delil olmayınca iddianame hazırlamak da zor oluyor. İddianame hazırlamıyorlar, oyalıyorlar, sürünceme de bırakıyorlar. İtiraz makamı denen bir şey yok artık. Yani hiçbir yere itiraz edemiyor. Yani hukuk devleti değiliz artık biz. Yani İşte toplum bunun farkına varmazsa daha kötüye gider. İnşallah herkes bunun farkına varır. Yani insanlar kendi haklarının olduğunu bilmeli ve o hakları arayacakları bir mercilerin olduğunu bilmesi lazım. Yani eğer toplum gözünü kaparsa herkes her şeyi yapabilir burada. Yani sessiz kalmaması lazım aydınların. En çok iş onlarda. Toplumu onlar bilinçlendirmeliler. Şimdi içeri girerken bizi düşündük. Hemen çıkarlar çünkü yani delil yok, suçu yok. Ya bu kadar uzun süre kalacağını hiç tahmin edememiştik. Bunu yaşamayan kimse anlamaz. Ya düşünebiliyor musunuz? Eşim içeri girdikten sonra iğrenç oldu. Biz kaç aylardır maaşı alamıyoruz. Hem manevi hem maddi olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Bu halde hem de ben şimdi yabancı olduğum için evlendikten sonra 2,5 yıldır Kore'ye gidemiyorum. Benim ailem kendi ilk torununda yüzünü bile göremedi. Yani bunların bütün haklarını inşallah ödeyecekler. Veya içerideki çocuklarımızı bazı şeylerden mağdur ettiler. Önemli değil, yapsınlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şey vardır ki Allah onun cezasını ahirete bırakmaz diyor. Birisi anaya babaya itaat etmemek, ikincisi de zulmetmek diyor.